Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin ardından bölgeye geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü'nün çekilme süreci Nisan ayında başlamıştı. Askerlerin görevinin sona ermesi nedeniyle Hocalı'da bir tören düzenlendi. Çekilme sürecinin de yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü askerlerinin görevi sona erdi. Bu kapsamda Hocalı'daki askeri üste tören düzenlendi. Törene Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'in yanı sıra Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Kiril Kulakov da katıldı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev, Rus Barış Gücü'nün görev süresince Karabağ'da barış ve istikrarın sağlanması için çaba sarf ettiğini söyledi. Askerlere teşekkür etti. Törende karşılıklı hediyelerle madalyalar takdim edildi. Rus Barış Gücü askerleri 17 Nisan'da Azerbaycan topraklarından çekilmeye başlamıştı. Hala devam eden sürecin yakın zamanda sona ermesi bekleniyor. Rus Barış Gücü 2. Karabağ Savaşı sonrası 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgeye geçici olarak konuşlandırılmıştı. Üçlü bildiride Rus güçlerinin bölgedeki görev süresinin 10 Kasım 2025'te sona ereceği belirtilmişti. Ancak Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da yarattığı yeni jeopolitik gerçeklikle birlikte bu süre belirlenenden daha kısa oldu.